Sayın Başkan buyurun. Evet arkadaşlar dinliyoruz. Arkadaşlar sözlerime başlamadan önce Tevfik Doğan istediği kadar takılabilir ben. Deli gitti yoksa. Orada mı? Özellikle sözlerime başlamadan önce bir genç arkadaşımız beni birazcık heyecansızlıkla itham etti. Doğru değerli arkadaşımız söyledi. Biz bugüne kadar hiç 100 metre koşu koşmadık değerli arkadaşlar. Hep ufkumuzu ileriye tuttuk. Hep maraton koştuk. Daha ısınmamıştım. Arkadaşımı doğru düşünüyor diye kabul ediyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu belirteyim. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu meslek mücadelesinde okuldur. Bugüne kadar da 20 yıllık meslek mücadelesinde de yetiştirdiği bütün öğrencileri bugün farklı gruplarda bu odaya yönetmeye tabi. Herhalde hiçbir arkadaşımızın da buna itirazı olmayacaktır. Bugün önümüzdeki sürece baktığımızda bu okulun üniversiteye doğru koştuğunu görmekle bugüne kadar Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu'na emek veren tüm arkadaşlar adına bizleri çok sevindiriyor. Ben bu anlamda grubumuzun bu göreviyle ilgili de emek veren bütün arkadaşlarımı bir kez daha kutluyorum. Ancak gerekmeden geçemeyeceğim. Değerli arkadaşlar, son günlerde özellikle yılın transferi diye çok sevdiğim bir arkadaşın ismi dolaştı. Ya bunu konuşurken de sağ elim kaşındı. Bizde eskiden derlerdi. Sağ elim kaşınca para gelir diye. Peki bu transferin parasını niye göndermiyorsunuz arkadaşlar? 10 yıllık emeğimiz var. 10 yıl çalıştık. 10 yıl beraber çalıştık. Ya bu arkadaş bunu lütfen espri algılayın. Ben hiçbir arkadaşımızın öyle bir ithamda isminin geçmesini asla doğru görmüyorum. Bu arkadaşımızla gerçekten 10 yıl beraber çalıştık. Çok seviyorum. Ama böyle bir ithamın kullanılıyor olması. Hele hele nereden alıştıysa o listede bir aşağı bir yukarı zikzak bulamıyorum yerini. Ya Osman Geyikli çıkmadı. Yani liste değişti. Diğerlerin değişmesini de bir anlam veremedim ama tabii ki bu bir seçim, siyaset istediği ölçüleri kullanacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Osman'ım gülüyor orada. Ya bugün burada olmasın diye ders vermiştik. Manavgat'tan herhalde etti geldi. Hayır, siz izin verdiniz, onun için geldi. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar. Ben bugün Mustafa'ları ayırıyorum. Adım Mustafa, onlarla hiç dedikoduya girmeyeceğim. Girmeyeceğim de Mustafa Gülşen rahatsız olabilir. En azından o düşen şapkamı alıvermesiyle ilgili bir ricada bulunacak. Şimdi hem siz kitapçığın ikinci sayfasında bence de doğru gördüğüm Türkiye'deki bütün meslekte birlik gruplarının kurumsal yapısını örnek göstereceksiniz. Bu size hak. Ama bizim Türkiye'deki Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu örgütlenmemizi hiç sayacaksınız. Kabul etmeyeceksiniz. Aslında ben onu da kabul duymuyorum. Algılamıyorum. O da değil olay. Mustafa arkadaşımız diyor ki Mustafa Erdem konuşmasını bilmez, yazmasını bilmez. Kayseri odasındaki yazının aynısını göstererek kel çapla düştü, kel göründü diyor. Ne anlarsınız arkadaşlar bundan? Saçlarını döküyor. Mustafa arkadaşımız bilmesi gereken bir şey var. Bize sadece konuşmayı, yazmayı öğretmedi. Etik davranmayı, dik durmayı, güven vermeyi bunları da öğretti. Onun için
arkadaşlarım, özellikle meslek birlik grubu arkadaşlarımın hemen hemen çoğunda onları çok rahatsız ettiğini ama gerçekten genç arkadaşlarıma ulaşma anlamında, onların geleceğiyle ilgili düşüncelerine ışık tutma anlamında başarı sağladığımıza inandığımız yazıyla ilgili arkadaşlar ispat istiyor. Ben de şu anda soruyorum değerli arkadaşlar. Eğer bunu ispat ederseniz o belgelerinizi yırtacak mısınız? O bunu meslekten birlik grubunun Sakarya öğrencisiyle ilişkisini genç arkadaşları yok sayarak otellerde yaptığınız eğitimleri ispat edersen, ilişkinizi kurar ise yalan diyorsunuz buna. Cevap o aldığınız belgeleri yırtacak mısınız? Cevap hakkı var mı? Cevap hakkı alan olursa evet arkadaşlar. Cevap hakkı varsa konuşacağım başka. Bütün. O zaman bakın cevap çok net arkadaşlar. Oradan konuşacağım dediği kadar net. Evet ya da hayır. Cevap çok net. İspata davet ettiniz. Eğer ben ispatlarsam o belgelerinizden vazgeçebilecek misiniz? Biz ispatlarsak. Ben burada bütün meslektaşlarım huzurunda söz veriyorum. Genç arkadaşlarımızın önünü kesen, böyle ayrıcalık yaratan, o yönetmelik ortadan kalkmadığı sürece Çağdaş Demokrat Muhasebeciler grubu anlayışı olarak, şahsım olarak asla bu eğitimlere katılmayacağız, destek vermeyeceğiz, bu belgeleri almayacağız. Arkadaşlar lütfen kimse hadi be. Arkadaşlarım. Arkadaşlar genel kurulu yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Yes, değerli arkadaşlarım lütfen dinlerseniz anlatayım. Sayın Başkan bir dakika. Bugün. Sayın Başkan bir dakika. Değerli arkadaşlar. Sizin hiçbir konuşmanıza kürsüden hiçbir belgeyi göstermenize engel olmadım ben. Yapmayın. Hiçbir şeyinize engel olmadı. Belgeyi divana sunuyoruz. Engel olmadım arkadaşlar. Onu kürsüden göstereceksiniz. Bakın. Tabii bir şey söylüyorum. Bir dakika. Arkadaşlar ben sizin hiçbir grubun kürsüden konuşmasına belge göstermesine engel olmadı. Lütfen herkes birbirine karşı anlayışlı olsun. Anlayışlı olsun. Herkes hakkında birçok iddiada bulundu. Birçok iddiada bulundu. Normal genel kurul yapıyoruz. Bu iddialara karşılıkta o da başkanın cevabını diyeceğiz bu değerli arkadaşlar. Kural o. Yok bunun başka bir yolu. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben heyecanımı yeni aldım. Biraz önce heyecanı değindim. Lütfen konuşmama devam etmek istiyorum. Ben arkadaşlarıma yardımcı olurum. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu fotoğrafları tanıyabildiğim kadar size anlatırım. Mesela bir tanesini tanıdım. Manavgat'tan Mehmet Yılmaz. Kemer'den Rıza Bey. Bunun arkadaşlarca ne ifade ettiğini bilmem. Benim için hiçbir şey ifade etmediğini söylüyorum. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler grubu anlayışı olarak şahsım. Öbüründe. Bakın. Onu da göstereceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. İnanın yardımcı olacağım. Göstereceğim. Bakın değerli arkadaşlar. Belgeyi bıraksın. Bakın değerli arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Lütfen arkadaşlar. Yırtmam yırtmam veririm size lazım olur. Hayır kendi belgeni yırt kendi. Bakın değerli arkadaşlar. Hele hele bu fotoğrafın benim için hiçbir anlamı yok. Hele hele bu fotoğrafın benim için hiçbir anlamı yok. Neden? Arkadaşım diyor ki lütfen sesimi kesmeyin. Lütfen rica ediyorum. Arkadaşım sen niye sesini tamam. Arkadaşım. Tamam Tayyip Bey konuşabilir arkadaşım. Biz anlaştık sana ne oluyor? Ya, ama ne oluyorsun? Arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum bakın. Sizler mali müşavirsiniz. Grupların önder kadrolarısınız. Bir şey söyledim. Kürsüye göstereceğiniz saygı kendinize göstereceğiniz saygıdır. Lütfen yapmayın. Sayın Başkan buyurun devam edin. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tebrik Bey'e de ben rica ediyorum. Ben soru kalır kenarda konuşursam birbirimizi anlamış oluruz. Şimdi değerli arkadaşlar. Burada iki tane fotoğraf var. İnanın yardımcı olacağım arkadaşıma ben. Herhalde sözüm anlaşılmıyor. Tekrar söylüyorum. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu üyeliği, gönüllü,
ben bu grupta çalışacağım diyen arkadaşlardan oluşur. İsmarlama yazılmaz. Gönüllülük oluşur ve hepsinin başvurusu vardır. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu üyesi bir arkadaşım. Grup ilkelerine ya da grup anlayışına uymayarak ya farklı düşüncelerle bu eğitimlere katılması, benim Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu yürütmesi olarak o arkadaşla olan sorunumdur. Tekrar söylüyorum, grubumun genel anlayışını söylüyorum. Bir sitede Sayın Tayfun Çağdar'ın bürosundaki arkadaşların ismi kullanarak onları sormadınız mı diyor. Çok basit değerli arkadaşlar. Biz burada akrabalık ilişkisi falan yaşamıyoruz. Hani, Sayın Tayfun Çağdar'ın bürosunda çalışan arkadaşlar bizim grubiyemiz değildir. O, biz bu odada kimseye, hiçbir meslektaşımıza arayıp bana da sorduklarında onlara anlayışımızı aktarıp ama asla onların ne yapacağıyla ilgili tek kelime söylememişimdir. Bir tane arkadaşımız çıktı. Biz o arkadaşlarımızın ne yapacağına karışmadan ama hem TÜRMOK hem Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu olarak anlayışımızın net dava açtığımız yönetmenin dava sonucu beklenince, dava sonuçlanıncaya kadar ben daha ileri gidiyorum arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Değerli genç arkadaşlar. Bu sadece Antalya'da 1500 genç meslektaşlarımızın ayrıca bir işi değil. Uzmanlık olan ve önümüzde evlerine ekmek götüreceğini düşündüğümüz iş olan denetim işinin ellerinden alındığı bir süreçtir. Hiç kimse, hiçbir arkadaşım Antalya'da herhangi bir yerde 300 staj yapamaz. Öyle bir iş yeri yok. Kaldı ki var, yine yok, yine yapamaz. Siz bu süreçte mesleğinize sahip çıktığınız sürece sizin yanınızda çağdaş anlayış olarak sonuna kadar mücadele edeceğimizin burada huzurlarınızda sözünü veriyorum. Şimdi geliyorum değerli arkadaşlar. Bu fotoğrafların herhalde bu sözlerden sonra bir anlamı kalmadı. Arkadaşlara vereyim saklasınlar. Şimdi kanıt değerli arkadaşlar. Tarih 12.2.2013. Meslek mensupları için gençlik dönemi eğitim programı. Geçiş dönemi eğitim programı. TC Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü. Sayın İskak Canpola, Elazığ Bingöl Selam'a başkanlığı. Bundan istediğiniz kadar verebilirim. Başkodan hakimde. Kamu Gazetemi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu KGK ile Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Kamu Bağımsız Denetim Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen eğitimlerimiz Elazığ Meslekte Birlik Derneği başvurusu üzerine 1-2-3 Mart 2013 tarihlerinde aşağıda belirtilen adreslerde yapılacaktır. Yetiyor mu arkadaşlar? Hiçbir şey yok. Aynı belge Antalya Emniyet Mali Müşavirler Odası için de geçerli. Adana Mali Müşavirler Odası için de geçerli. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Sayın konuşmacı konuşmanıza devam edin. Buyurun. Lütfen. Kimse müdahale etmesin. Evet arkadaşlar. Ben bu arkadaşlarımın ne yaptığıyla ilgili süreçte değilim. Ben bir meslek örgütünün yöneticisiyim. Görevim gereği meslek örgütü üyelerimin tamamının haklarını savunmakla mükellefim. Her ne kadar genç arkadaşlarım işte deseniz de
bitmiş deseniz de artık değişin deseniz de artık şöyle böyle 11 yıldır ben bu meslek örgütünün odanın belirli kurullarında görev yaptım.